Hanım bir şey soracağım. Bu çocuk hayvan gibi oldu, niye hiç konuşmuyor? Sen benim oğlumu aptal mı demek istiyorsun ya? Sadece birazcık içine kapanık, o yüzden konuşmuyor. Ayrıca bugün kalkmış televizyonu bile açtı kendi kendine. Çok zeki olacak benim oğlum. Çok zeki olacak. Bu yaşta televizyon yapan çocuk var be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu büyüdüğünde insan olsun benim için kâfi. Abart biraz daha istersen Nevzat, ha? Bu çocuk çok zeki bir çocuk. Tamam mı? Evet evet, çok zeki. Oğlum benim. Bir yaşına geldi, sakalları çıktı ayılımda. Gel bakayım ye, biraz yürüteyim, belki bir şeye benzer görünüyor. Gel, cığır tut. Yapsaydık ya. Tut. Cığır. Buyur işte. Mize anlayışı da sıfır. Cığır'a gülen bir çocuktan vatana millete hayır mı gelir be? Hadi kalk, tut gel babanın elini dedi, yürütsün tut. Hadi çocuğum, tut. Hadi kalk. Tut bakayım. Hadi. Tut. Hadi. Yavaş. Tut. Yavaş. Tut oğlum. Yavaş. Gel bakayım. Hadi. Hadi. Hadi bırak. Hadi bak. Hadi bak. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Ya bu çocuk yürüyemiyor, altına işiyor. Biz bunu yaparken bir yerde hata mı yaptık ya? Ben depresyonda mıydım? Ne oldu o gün? Ben anlamıyorum ya. Neyse, abartıyorsun ama ha. Benim oğlum Arap atı gibi. Sonradan açılacak. Ya. Oğlum. Oğlum benim. Ay bunun salyaları çok akıyor ya. Ben buna meme vereyim azıcık, dur. Ne? Meme mi? Emin misin? Sen bence yulaf ver buna, yulaf. Önüne bir kova yulaf koy, ondan sonra otur izle. Avucuna da bir küp şeker koy, tatlı niyetine. Sevinçle kişner bu be. Nevzat, vallahi hakikaten abartıyorsun, artık sinirlendirdin beni ha. Şu televizyonu açayım da biraz. Oğlum benim çizgi film izlesin ha. Aç aç, benim de sinirlerim gerildi, unuturum belki bu çocuğu ya. Nevzat. Hı. Ne oldu, televizyon niye çalışmıyor? Karga burnu, dübel, beşik çivi, çekiş, tornavida. Ne alaka şimdi? Karga burnu, dübel, beşik çivi, çekiş, tornavida, avuçların kaşındı, çabuk getir. Hayatım arayalım şuradan Salih Usta'yı, gelsin yapsın iki dakikada. Ne Salih Ustası, ben. Ben varım burada, ben. Bu evin direği benim. Ben yaparım, gerek yok ustaya. Geçen sefer yaptığım bulaşık makinesi tamirini unutmayalım istersen ha? Doğru söylüyorsun Selim. Orada çok küçük bir hata yapmıştık. Gözden kaçan ufacık bir hata. Çatal. Ne? Madem ki ustasın, çatalı gözükecek değil mi? Alet çantasını getir yavrucuğum. Nevzatçım bak, usta diyoruz değil mi adama? Adı üstünde. Adam bu işin okulunu okumuş. Ben de alaylıyım, ne var? Allah Allah ya, sen çatala bak, ben göremiyorum arkamda. Tamam işte, git aile çantasını getir. Gel oğlum, gel, baban delirdi iyice, yürü. Götürme gel, çocuğu, götürme. Gel. Kalsın da burada babasından örnek alsın. Ey yavrum ey. Yiğidim be aslanım, taçsız kralım. Yeri geldiğinde kurnaz bir tilki, yeri geldiğinde yırtıcı bir atmacayın. Getir aile çantasını. Al, buyur. Ver bakalım. Şimdi yapacağız ha. Seni televizyon efendi. Ver bakalım. Tabii ya. Açar açmaz anladım. Bunu da bu taraftan. Tabii canım, baksana bu olur mu öyle ya? Ya adam Japon almış dinamoyu sağa koymuş, sen niye sola koyuyorsun kardeşim? Sola koyarsan oradan iki tane kablo birbirine çarpar, kısa devre yapar, yanar bu be. Ne olmuş Nevzat, yanlış mı yapmışlar yani? Evet yanlış yapmışlar ama sen hiç merak etme, ben şimdi bunu düzelteceğim. Ya, hiç merak etme sen. Ama ben bunu elim değmişken böyle LCD plazma falan mı yapsam? Yapabilirim abi. Abart biraz daha istersen. Ha dikkat et. Hiç olmadığım kadar dikkatliyim Sevim, merak etme. Ah annem söylemişti bana en başta. Ne demişti annem? Evlilik demişti. Garip bir şeydir demişti. Demirden leblebidir demişti. Bir tek sevişmek iyidir demişti. Ne demişti? Neyse ya. Annemin de muhabbeti pek iyi değildi zaten. Ya bir şey söyleyeyim mi sana Sevim? Ben bu evin direği olarak, direkliğimle, dimdirek olarak, en direk şekilde, direkman, aileyi çok güzel temsil ediyorum ama sen doğru düzgün bir kavga bile çıkartamıyorsun ya. Ay Nevzat, bak, bak ses gelmeye başladı.
başladı. Bir şey olacak. Bir şey olmaz Zafer'im. Ayak sesleri onlara yaptım. Hiç merak etme. Ay. Nevzat! Yiğittin Nevzat diyor, duman çıkıyor. Diyor. Hiçbir şey yok. Duman mı? Nevzat! Duman demişken sana bir fıkra anlatayım mı? Temel'le Dursun bir gün Trabzon'da gidiyorlarmış. Böyle Trabzon'da giderlerken bir gün sis çökmüş. Zaten bunlar genelde Trabzon meğer... Nevzat bırak ya. Şimdi ya! Fıkra mıkra uğraşamayacağım seninle. Duman çıkıyor ya, patlayacağım. Hiçbir şey olmaz. Korkma Sevim. Korkma Sevim. Nevzat ya! Korkma Sevim! Ay Nevzat! Sevim yandı mı? Ay gittik ya! Vallahi yandı Sevim! Ay Nevzat! Sevim kaç! Ay çocuğu da ver! Çocuğu alma istersen. Onu burada bırakalım, ağırlık yapar. Hem ondan kurtulmuş oluruz, ne diyorsun? Ay Nevzat çekil önünden, saçmalama ya! Kapı! Ay Salih Usta, nerede kaldın ya? İstanbul trafiği, kusura bakmayın malum. Salih Usta mı? Vay be! Demek bu kadar güveniyorsun bana ha? Ben sizin için hayatımı tehlikeye atmıştım oysa. Neden? Çünkü ben bu ailenin direğiyim. En azından ben öyle zannediyorum. Senin elinde bir oyuncakmışım be. Bir koplaymışım senin elinde. Aman abi abartma, bir bakıp çıkacaksın. Yaklaşma önüne bırak çocuğu! Nezat bırak çocuğu, saçmalıyorsun ya! Konuşma be! Benim senin gibi karım yok. Yok tabii, bakma suratım öyle. Bütün sevişmeleriniz yalanmış. Televizyon patladı lan! Ay inanmıyorum ya! Yalanmış bütün sevişmelerimiz. Seviş seviş balcama ortada. Abartma abi ya o kadar. Ay gitti televizyon, bırak şimdi ya. Talihut'ta. Ya çocuğunuz konuştu. Talihut'ta. Ne? Talihut'ta. Baba diyeceksin lan. Talihut'ta. Baba diyeceksin. Baba diyeceksin.